Bir kere Kur'an'i bir kavram. Allah yolundaki cehd, gayretlerin hepsini ifade eden bir şey. Hı hı. Mesela diyelim ki Suriyeli çocuklar var Türkiye'de diyelim. Onları bir eğitmek için bir vakıf, dernek kursanız çalışsanız bu Allah yolunda bir cihat olur. Eyvallah. Ama diyelim ki karşı taraf İhsan hocamın da demin vurguladığı gibi Müslümanları yok etmek için bir savaş açarsa Müslümanların onunla canını ortaya koyarak savaşması, Allah yolunda ölmesi, öldürülmesi de bir cihattır. Yani cihat Allah yolunda savaşmaktan, her türlü faaliyete kadar, başkalarına Kur'an'ın inceliklerini anlatmak, öğretmeye kadar çok geniş bir alandaki Müslümanların Allah yolundaki gayretlerini ifade eden bir ifadedir. Kur'an'da 30'dan fazla defa geçer. Bunların çok büyük bir kısmı fiil halinde geçer. Kur'an bir de özel olarak savaşlar için kıtal harp gibi ayrıca da e, kelimeler kullanır. Buradaki şeyi yakalamak önemli. Kur'an'da cihat var. Savaşmak da var. Öldürmek de var Kur'an'da. Fakat hangi şartta geçtiğine bakmamız lazım. Kur'an'da karşı tarafı öldürmek ve Mustafa Hocam'ın dikkat çektiği gibi cizye almak da var karşı taraftan Yahudi Hristiyan'da. Fakat şunu yakalamak önemli. Bütün bu ayetler Kur'an'ın başının öncesiyle sonrasıyla bu ayetleri okuduğumuz zaman dikkat edin. Sırf Kur'an'ın içinden bunlara bile baktığımızda karşı tarafın başlattığı bir savaşa ilgili olduğunu görüyoruz. Yani Müslümanların Bakara fetih, 190. ayet mesela tabii, değil mi? Müslümanların sırf fetih yapmak için. Veya karşı sırf Yahudi Hristiyandır diye yani onun ötekisi olmasından, kimliğinden dolayı Ezidi, Hristiyan, Yahudi, Ateist, Şii mezhepten olmasından dolayı bir savaşa Kur'an asla karşılık vermez. Bunları da böyle slogan olarak söylememek için Kur'an'daki belli ayetleri de okuyayım. İşte Bakara 193. ayet diyor ki bak fitne kalmayınca kadar onlarla savaşın. Allah savaşın diyor. Ama ne ama, diyor sonra ki, eğer ben? vazgeçerlerse. Artık zulüm yapanlardan başkasına karşı düşmanlık yoktur. Hani karşı tarafın... Yalnız orada onlarla dedi 190. ayette geçen şey. Tabii tabii ben... Yani sizinle savaş, aç savaş açanlarla... Ha. Tabii tabii savaş onu da diyorum zaten ayetten Onlar de belli savaş zul açacaklar. Zulüm değil. yapmak zaten tabii. karşı taraf savaş açacak. Vurduk yere savaş yok ya. Yani. Tabii, tabii, tabii tabii. Durup durup evet. durupken savaş evet. yok. Ondan sonra Haç suresi 39. ayet. Kendilerine zulmedilmesi dolayısıyla onlara karşı savaş açılanlara... Bak onlara karşı savaş açılanlara... Savaşma izni verildi. Şüphesiz Allah onlara yardım etmeye güç yetiren. Savaşma izni kime verilmiş? Savaşanlara. Yani İhsan Hocam demin söylediği gibi bizim peygamberimiz savaşta hepsi savunma savaşıdır derken oradan bir şey buldu. Ben onu bugün beğenmiyorum. Milletin beğeneceği İstanbul olsun alın ben hepsi savunma savaşıdır diyorum. Değil. Çünkü peygamber savunma savaşı dışında savaş yapsaydı başta kendisine vahyedilen kitapla çelişkiye düşmek gibi bir durumun içine girerdi. Veyahut da Mustafa Hocam'ın demin söylediği ayetle ilgili bir şey söyleyeyim. Gerçekten Kur'an'da karşı tarafa fitne çıkartıp yok etmeye çalışırsa Sertlik uygulayabilirsiniz diye geçiyor. Ama Kur'an tarihsel geniş bir dönemdeki esnekliği içinde veriyor. Nasıl veriyor? Ayetin devamında diyor ki mesela onları sürgün edebilirsiniz. Ve bir sonraki ayette mesela sürgün etmek nedir? Mesela diyelim buradaki bir adamı sizin Hindistan'a gö göndermeniz de sürgün, Gökçeada'ya göndermeniz de sürgün. Ayetin kendisinin içinde bile mesela müthiş bir esneklik var. Yani karşı taraf sizi yok etmeye kalkarken Allah öldürmeye de izin veriyor. Seçenek sunuyor. Sürgün de yapabilirsiniz. Bu diyor. tamamen as terör suçudur zaten. Ha, evet. Terör yani bizzatı Kur'an'ın içinde Tarihsel değişen şartların içinde bizim esnekliğimizi olanak veren bir şey var. Bir de bir evet. sonraki ayeti okuyayım bundan daha iyi anlaşılsın Bir sonraki ayette diyor ki o Mayı'da 33'tü bu Mayı'da 34. Ancak onlardan tövbe edenler hariç bilmiş olun ki şüphesi Allah bağışlayıcı çok merhametlidir. Yani adam tövbe eder vazgeçerse veyahut hatta böyle bir şeyden vazgeçerse ona karşı da sürgün Yani etme pişmanlık veya sürgün yasası ne? var sürekli.